Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te iki bombalı araçla yapılan terör saldırısında yaşamını yitirenler 5. yılında düzenlenen törenle anıldı. Reyhanlı'da 52 kişinin hayatını kaybettiği bomba yüklü araçlarla yapılan saldırıların 5. yıl dönümü nedeniyle şehit yakınları belediye binası önünde toplandı. Cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Buyurun hep beraber kelime-i şehadet getirelim. İlk patlama yerinde başlayan törende şehit yakınları ve gaziler ile protokol üyeleri daha sonra toplu halde ikinci patlama yeri olan PTT yakınına hareket etti. Ellerinde şehitlerin fotoğrafları ve pankartlarla "Şehitler ölmez" sloganı atan vatandaşlar 11 Mayıs Şehitler Anıtı önüne geldi. Burada saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı okundu. Patlamada şehit olanların isimlerinin okunmasından sonra 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna kurdukları dernek ile tüm şehit ailelerini bir araya getirdiklerini belirterek "Her konuda sorunlarını çözmeye çalıştık, başarılı da olduk. Bu konuda devletin desteğini de gördük. Ancak biz her zaman söylediğimiz gibi terör mağduru değil, şehit ailesiyiz. İnşallah bizi de şehitliğe kabul ederler" dedi. Burada Kuday. Burada. Şehit Selim Aslan. Burada. Şehit Vahit Altuntaş. Burada. Şehit Hüseyin Ozan. Burada. Şehit Mehmet Taş. Burada. Şehit Nihat Özdemir. Burada. Şehit Hakan Çalım. Biliyorsunuz biz bu süreç içerisinde bir derneğimizi kurduk çok şükür. Derneği kurduktan sonra bütün şehit aileleri bir araya getirdik. Bunu da başardık. Bundan yetinmedik tabii. Aileler arasındaki diyaloglarımız daha iyi genişledi. Her konuda şehit aileleri sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Özellikle Kaymakam Bey olsun, belediye başkanımız olsun her konuda bizlere yanımızda olduğunu ifade ettiler. Her zaman yanımızdalar çok şükür hamdinde devlet olarak. Bizler de onlara teşekkür ediyoruz. Hiçbir sorunumuz yok. Tek bir sorunumuz var büyüklerimizden. Her yerde ifade ediyoruz. Biz terör mağduru değiliz. Şehit aileleriyiz. İnşallah bizi de şehitliğe kabul ederler. En kısa zamanda bunları da bekliyoruz. Bu bir mesaj olsun inşallah. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun hepinizden. Hepinize teşekkür ediyorum. Reyhanlı saldırısındaki şehitleri unutmadıklarını söyleyen Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Şüter ise bugün bir annenin evladından koparıldığı, babanın ocağının söndüğü, ailesinin dağıtıldığı, kardeşin kardeşini bir daha hiç göremeyeceği son bakışın yıl dönümü. Bugün huzur ve refah içerisinde yaşayan medeniyetler beşiği Reyhanlı'nın dağıtılmak istenmesinin, ülkemizin yıpratılma düşüncesinin yıl dönümüdür dedi. Şerhat şehrimizin aziz şehitlerini unutmadık, unutmayacağız. Bugün bir annenin evladından koparıldığı, bir babanın ocağının söndüğü, ailesinin dağıtıldığı, bir kardeşin bir daha hiç göremeyeceği abisine son bakışının yıl dönümüdür. Bugün huzur ve refah içerisinde yaşayan medeniyetler beşiği Reyhanlı'nın dağıtılmak istenmesinin ve ülkemizin yıpratılma düşüncesinin yıl dönümüdür. Bu milletin, bu vatanın, bu kardeşliğin hiçbir zaman dağıtılmayacağının bilindiği, bu gök kubbenin altında bu birliğin ve bu varlığı dokunulmazlık kanıtının yıl dönümüdür. Başıboş hayallerin boşlukta kaybolduğu, çığlıkların uzanan elleri daha kuvvetli sıktığı bir kardeşliğin yıl dönümüdür. Cennetin en üst bölümünde yerlerini alan ve ailelerine şefaat içinde bekleyen şehitlerimizin yıl dönümüdür. Kilis ve Şanlıurfa'dan gelen Şehit ve Gazi Dernek temsilcilerinin şiirler okudukları törende konuşan Kaymakam Fatih Çobanoğlu ise konuşmanın çok zor olduğunu, kelimelerin boğazında düğümlendiğini belirterek şöyle konuştu. Benim için konuşmak çok zor. Kelimeler inanın boğazımızda düğümleniyor. Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Gerçekten 11 Mayıs'ta Reyhanlı çok acı bir hadise yaşadı. Bu hadiseyi unutmak mümkün değil. Adeta yüreğimizi parçalıyor. Suriye krizi başladığı günden bu yana Reyhanlı bu yükü en fazla sırtında taşıyan yerleşim yerlerinden birisi oldu. Törenler Kur'an tilavetinin ardından Reyhanlı ilçe müftüsü Murat Akçay'ın da okuduğu dua ile sona erdi. Şehitler anıtındaki anma töreninin ardından Mustafa Şevki Paşa Camii'nde Mevlid-i Şerif okundu.